Evet arkadaşlar, Milli Edebiyat dönemini bitirmiştik biliyorsunuz ve orada size demiştim ki Beş Ececiler'den bahsedeceğiz ama Beş Ececiler'in Cumhuriyet dönemi şiiri başlarken anlatacağım diye size söylemiştim. Beş Ececiler arkadaşlar Milli Edebiyat dönemi ile Cumhuriyet dönemi edebiyatına geçiş arasındaki geçiş dönemi aslında bir nevi topluluğudur. Çünkü gerçekten tam o dönem içerisinde kalıyor ve Cumhuriyet Edebiyatı'nın aslında temellerini de oluşturuyor diyebiliriz. O yüzden Beş Ececileri ara dönemde alacağım ve anlatacağım sizlere. Evet, Beş Ececilerin en önemli özelliklerinden bahsedeceğim. Tabii ki bir sürü özellikleri var ama bunların içerisinde bizim için en önemlileri nedir? Onlara bakacağız. Milli Edebiyat'tan etkilenen ve milli kaynaklara dönmeyi ilkeğinden edebi bir topluluktur. Bunu biliyorsunuz zaten Milli Edebiyat'tan bahsetmiştik. Bunlar da yine Milli Edebiyat'ı kaynak olarak görüyorlar. Ve Milli Edebiyat'la Cumhuriyet dönemine geçiş topluluğu olarak düşünülüyor. Az önce söylemiştim. Geçiş topluluğu yani edebi bir topluluktur ama bu bir geçiş süreci. Geçiş sürecini gösterdikleri için Beş Hececiler bizim için önemli ve ÖSYM'nin de sevdiği bir konudur Beş Hececiler. Dilinden düşürmez, şıklara atar bir şekilde Beş Ececileri sınav içerisine sokar arkadaşlar. O yüzden bilmemiz gereken önemli bir konu. Özelliklerine gelecek olursak ne yapmış bu adamlar? Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanırlar ve daha çok 11'li ve 14'lü hece ölçüsüne, hece kalıbını kullanıyorlar arkadaşlar. Şiirleri memleket sevgisi, memleket sorunlarını konu alıyor daha çok. Anadolu manzaralarını, Anadolu'daki insanların yaşayışlarını, kısacası Anadolu gerçeğini şiire sokmuşlardır. Bu önemlidir arkadaşlar. Daha önce bunlar gibi yapan Anadolu'nun, Anadolu'da yaşanan şeylerin, Anadolu gerçeklerini şiirin içerisinde göremezsiniz. Fakat Beş Ececilerle birlikte bunu görebilirsiniz. Sade bir dil kullanılır ve anlaşılır olan İstanbul ağzı esas alınır arkadaşlar. O yüzden burası önemlidir. İstanbul ağzını esas almaları ve sade bir dil kullanmaları. Milli, romantik özellikler taşırlar ve şiirlerinde tabii ki de milli edebiyatın akımı arkadaşlar neydi? Türkçülük ve milliyetçilik düşünceleri hakimdir. Daha çok şiirlerde. Evet. Peki kim var temsilcilerimizde? Temsilcilerimiz arkadaşlar genellikle hey of diye öğrencilerimiz ezberler. Hey of ya da fehoy diye ezberleyenler de var yine. Ama fark etmez, siz istediğiniz gibi ezberleyebilirsiniz. Kimdir bu hey of'lar? Halit Fahri Ozansoy, Enis Bey, Çukur Yürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi, Orhun Faruk, Nafiz Çamlıbay. Bunların içerisinde arkadaşlar bizim için en önemlisi ÖSYM'nin de en sevdiği kişi kim arkadaşlar? Tabii ki Faruk Nafiz Çamlıbay. Bu adam önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü bu adam halk edebiyatı geleneğinden yararlanırken folkloru da kullanılıyor. Folkloru da kullanıyor. Mizahi şiirler yazıyor. Peki mizahi şiirleri yazarken daha çok hangi isimleri kullanıyor? Deli Ozan ve Çam Devren. Size bir bilgi olarak belki bu bir paragraf içerisinde verilebilir arkadaşlar. O yüzden kulağınızda kalsın. Yine 10. Yıl Marşı'nı arkadaşlar kimle birlikte yazıyor? Behçet Kemal Çağlar'la birlikte 10. Yıl Marşı'nı yazıyorlar. Bu da önemlidir bizim için. Ve Sanat adlı şiiri memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisi arkadaşlar. Sanat şiirini okuyanınız var mı? Ama birçoğunuzun yani ortaokul sıralarında Türkçe kitaplarında okuduğunuz bir şiir aslında. Yalnız benim ülkem, yalnız benim memleketimde açmaz çiçek diye başlayan bir şiirdir ve gerçekten çok güzel bir şiirdir. Anadolu'yu anlatan çok güzel şiirin edebiyatın nasıl olması gerektiğiyle alakalı aslında bir bildiri niteliğinde şiirdir arkadaşlar. O yüzden sanat şiiri de yine önemlidir bizim için. Peki eserlerinden önemli olanlar ne? Han Duvarları arkadaşlar. Han Duvarları Faruk Nafiz Şamlıbel neredeyse bütün İç Anadolu'yu, bütün Anadolu'yu gezmiştir. Ve Han Duvarları şiirinde bu gezdiği, gördüğü, gözlemlediği şeyleri anlatmıştır arkadaşlar.
Gönülden gönüle, dinleneyden, çoban çeşmesi, akıncı türküleri, sudaki halkalar, bir ömür böyle geçti gibi şiirleri vardı, şiir kitapları da vardı. Tiyatroda arkadaşlar Canavar, Akın, Yayla Kartalı ve romanı da Yıldız Yağmur'dur. Bunların isimlerini bilelim arkadaşlar. Özellikle şu Canavar tiyatrodaki Akın, Yayla Kartalı, bunlar seçenekler içerisinde sunulabiliyor, atılabiliyor. Özellikle türü nedir gibisinden söylenebiliyor. O yüzden bunların türlerinin ne olduğunu bilelim. Evet, gelelim bir diğer sanatçımız Enis Behiç Koryüreğe. Enis Behiç Koryürek arkadaşlar şiirlerinde çeşitli hece ölçülerini aynı şiir içerisinde yalnız kullanıyor. Çeşitli hece ölçülerini bir arada kullanıyor ve bu hece ölçüleriyle arkadaşlar gerçekten çok sağlam, muntazam bir ahenk oluşturuyor. Yine Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak bilinir. Şiirlerinde de yine eski korsan hikayeleri. Bu önemli arkadaşlar. Eski korsan hikayeleri önemlidir. Çünkü manzum hikaye niteliğindedir. Miras ve Varidat-ı Süleyman da yine eserlerinden bazıları. Bu adamın zaten şiirden başka eseri yok arkadaşlar. Orhan Seyfi Orhon bir sürü edebiyat dergisi çıkarmış arkadaşlar. Papağandır. Ondan sonra yine aklıma gelmeyen birçoğu var arkadaşlar. Fakat şu an aklıma gelmedi. Bir tek papağan geldi. Edebiyat dergisi çıkarıyor ve divan şiiri kalıplarını hece ölçüsüne uyarlayarak yazdığı şiirleri var. Mesela gazelleri hece ölçüsüyle yazan bir adam, öyle söyleyeyim size. Yusuf Ziya ile arkadaşlar az çok işlediği konular benzerlik gösterdiği için kadın şair olarak tanılıyorlar ikisi birlikte. Önemli eserlerine gelecek olursak özellikle şiirlerinden Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuştu, Kervan, Peri Kızı ile Çoban hikayesi de var arkadaşlar. Romanı Çocuk Adam, makale Dün Bugün Yarın ve fıkrası da Kulaktan Kulağa. Orhan Seyfi Orhan'ın önemli eserlerinden birçok eseri var ama ben sizin için önemli olanlarını seçtim. Bunları da bilelim. Türlerinin özellikle ne olduğunu bilelim. Gelelim Yusuf Ziya Ortaç'a arkadaşlar. Yusuf Ziya Ortaç peki ne yapmış bizim için? Niye önemli bu adam? Arkadaşlar Yusuf Ziya Ortaç gerçekten çok bir büyük bir yergi alanında gerçekten çok önemli bir adam ve yergi yeteneğini çıkardığı Akbaba dergisinde gösteriyor. Bu Akbaba dergisi adamın özelliklerini verecek olursalar önemli bir isim arkadaşlar bizim için. Akıcı ve yalın bir dille yazdığı fıkralarında siyasal mizah örneklerini veriyor. Bunu unutmayalım. Adam bir sürü yergi yaptığı fıkraları var ve siyasal mizah örnekleri veriyor. Mizah konulu şiir ve yazılarını çimdik imzasıyla, aslında bu nedir? Çimdik imzası diye bahsettiğimiz şey çimdik adını kullanıyor. Ve Binnaz arkadaşlar, Binnaz tiyatrosu önemlidir. Çünkü hece ölçüsüyle yazılmış ilk başarılı piyestir. Bunun öncesinde hece ölçüsüyle yazılmış başarılı bir piyesimiz yok bizim. O yüzden önemlidir. Akından Akına, Cenk Ufukları, Aşıklar Yolu, Yanardağ şiirleri, tiyatroda gördüğüm Binnaz ve Nikahta Keramet, fıkrada da özellikle Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı mutlaka bilelim arkadaşlar. Halit Fahri Ozan Soy'da arkadaşlar Aruza Veda şiiriyle aruz ölçüsünü bırakıp heceye geçer. Bu önemli bir bilgi. Bunun haricinde ne var? Şiirlerinde işte egzotik sahneler, hüzün, melankolik, bireysel aslında duygular var. Aşk, kadın temaları daha çok işleniyor. Bunda daha çok böyle hani millilik falan çok fazla yok arkadaşlar. Ha, önemli eserleri var. Rüya, Cenk Duyguları, Zakkum, ondan sonra Suya Dalan Gözler. Bunlar önemli şiir kitapları. Romanları da Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları. Bunlar da romanlarıdır. Bunların içerisinde tiyatro olan Baykuş, Sönen Kandiller ve 10 Yılın Destanı da önemli tiyatro eserleridir arkadaşlar. Halit Fahri Ozan Soy. Evet arkadaşlar.
Az önce biraz önce beş ececilerden bahsettik bir önceki videomuzda. Şimdi Cumhuriyet dönemi şiirine geçelim artık. Bu konu gerçekten çok uzun bir konu. O yüzden size parça parça anlatmak zorunda kalacağım. Çünkü bir anda anlatabileceğim kısa bir konu değil ve dikkat etmemiz lazım özellikle. Özellikleri çünkü bizim için önemli. O yüzden ben bunu direkt size konu konu, anlayış anlayış, ortaya çıkan grup grup anlatacağım. O yüzden uzun bir konu biraz vaktimizi alacak. Lütfen dikkatle izleyin videoları ve testlerinizi evde dikkatle çözün arkadaşlar lütfen. Evet, Cumhuriyet dönemi şiiri ilk olarak arkadaşlar saf öz şiir anlayışıyla bahsetmek istiyorum, girmek istiyorum. Saf öz şiir anlayışı biliyorsunuz arkadaşlar aslında Milli Edebiyat döneminde anlattığım Ahmet Fecrati'de anlattığım Ahmet Haşim ve Milli Edebiyat döneminde bağımsız sanatçı olarak anlattığım Yahya Kemal ile birlikte başlıyor arkadaşlar. Bunların amacı nedir arkadaşlar? Özellikle Ahmet Haşim ve Yahya Kemal şiirin kendine has olması gerektiğini, herhangi bir şeyi yansıtmak için ya da halkı eğitmek için kullanılmaması gerektiğini, sanatın sanat için yapılması gerektiğinden bahseder ve sembolizmden özellikle çokça faydalanan bir anlayıştır. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal evet bunların başlangıcıdır arkadaşlar ama Cumhuriyet döneminde bu daha çok talep görmüş, şairler tarafından daha çok kullanılmıştır. Özellikle sembolizm akımı arkadaşlar bizim çok üzerinde duracağımız bir akım aslında. Evet akımlar size belki bu sene gelmeyecek sınavda ama bizim sonuçta etkilenen şairlerimiz, yazarlarımız var. Biz buralarda mecburen bahsetmek zorundayız arkadaşlar. Evet. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal ile başlıyor arkadaşlar. Fakat bunlardan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal biliyorsunuz aruz ölçüsünü kullanıyor. Ama bizim saf öz şiir anlayışını benimseyen şairlerimiz neyi kullanıyorlar? Hece ölçüsünü kullanıyorlar. Burada bir farklılık var mesela. Daha önceki anlattıklarımıza göre. Sözcüklerin duygu değerini öne çıkarıyorlar. Yani şiiri şiir yazmak için, edebiyat yapmak için ya da kendilerine sanat yapmak için arkadaşlar bu insanlar kullanıyorlar. Ve sembolizm akımını zaten söylemiştik. Biçim üzerinde titizlikle duruluyor. Arkadaşlar şiirin nasıl yazdığının üzerinde titizlikle duruluyor ve dil işçiliğine önem veriliyor. Yani dilin üzerinde ne anlattığının üzerinde de çok önem verilerek duruluyor. Yine şiirlerde musiki önemliydi. Biliyorsunuz Ahmet Haşim ne diyordu? Şiir sözden çok musikiye yakındı. Hatta musiki gibiydi. Bundan bahsediyordu Ahmet Haşim. Burada yine saf öz şiir anlayışını benimseyen şairler de musikiyi önemsiyorlar. Toplumsal sorunlara değil insan duygularının sonsuzluğuna yöneliyorlar. Ve Fransız şairlerimiz kim vardı bizim? Valéry, Verlaine, Mallarmé'nin şiir anlayışını ne yapıyorlar? Benimsiyorlar. Saf şiir anlayışı, saf öz şiir anlayışında olan şairlerimiz. Peki bu dönemdeki temsilcilerimiz kim? İlk önce Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsedelim arkadaşlar. Şiirlerinde gerçekten ahenk büyük yer kaplıyor Ahmet Hamdi'nin ve bütün neredeyse şiirlerinin çoğunu zaten ağırlıklı olarak aruzla yazıyor ve his ağırlıklı yazar arkadaşlar. Musiki vardır ve his ağırlıklı şiirler yazar. Rüya, bilinçaltı ve zaman şiirlerindeki en önemli kavramlardır. Rüya, bilinçaltı ve zaman şiirlerindeki en önemli kavramlardır. Önemli romanları Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste ve Sahnenin Dışındakiler. Bunlar hem soru bankalarında hem de ÖSYM tarafından karşınıza çıkarılacak eserlerdir arkadaşlar. Gerçekten çok önemlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar sadece roman mı yazmış hocam? Hayır arkadaşlar, hayatta öyle bir şey yok. Bu arada şiirleri diye ben size yazmadım arkadaşlar. Şiirlerini şiirler diye bir kitabın altında topluyor. O yüzden onu yazmadım. Araştırmasında da arkadaşlar aynı zamanda araştırmacı bir adam. 19. yüzyıl, 19. asır Türk Edebiyatı, Yahya Kemal ve Edebiyat üzerine makaleler diyerek araştırma eserleri de yine yazarımızın, şairimizin var arkadaşlar.
Peki bir diğer saf şiir temsilcimiz kim bizim? Ahmet Muhip Dranas arkadaşlar. Halk şiirinden ustalıkla yararlanmıştır. Şiirde biçim, ses, söyleyiş, ölçü ve uyağa önem verir. Yani şiirin görüntüsü, şiirin okunuşu, biçimi içerisindeki onun sesi, uyağı onun için, Ahmet Muhip Dranas için önemlidir. Önemli şiirleri, eserlerini ben vermedim ama önemli şiirleri var. Aslında pek çoğunuzun bildiği Fahriye Abla, Olvido, Serenat şiiri yine, Kar, Ağrı, Köpük gibi şiirleri de var. Ama bunların içerisinde en meşhur olanlar arkadaşlar, hemen hemen hepinizin bildiği Fahriye Abla ve Serenat şiirlerini çoğunluğunuz biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Pek çoğunuzun kitaplarında vardır, okumuşsunuzdur. Gelelim Asaf Halit Çelebi arkadaşlar. Bu adam sezgi şairi olarak bilinir, soyut bir ailemi anlatıyor. Arkadaşlar bu adamın değişik dinlere karşı ilgisi var. Nedir bu? Uzak Doğu dinleri, Budizm'dir, Manihizm'dir. Yine oralardaki değişik dinlere karşı ilgisi var. İşte Mevlana ile Mevlevilikle ilgili çalışmalar yapmıştır. Eğer bu adamı size sormaya kalkarsalar zaten bunları mutlaka verirler. Ve eserlerinin isimleri de biraz değişiktir diğer şairlere göre. He, Lamelif, Ommalı, Padmehum gibi. Mesela He ve Lamelif İslamiyet'te işte ne var bizim neyimiz var yine? Arap harfleridir. Ommalı Padmehum dediğimiz eserde yine Uzak Doğu'da bir dinin felsefesi üzerine yazılmış şiirlerle alakalıdır. Ve masallardan, dinlerden, şairin rüya ve hayallerinden gelen sembollerle doludur. Gerçekten onun şiirlerini anlamak birazcık böyle üst bir seviye ister. Gelelim Cahit Sıtkı Tarancı'ya arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı pek çoğunuzun bildiği bir insan. Peki ÖSYM bu adam size nasıl sorar? Arkadaşlar, sanatta insanı ön plana tutan bir şair bu ve ne der? İnsanoğlu dünyanın en güzel madenidir der. Bu cümleyi kullanabilir ÖSYM. Önemli bir cümledir. O yüzden ben aldım sizler için. Ölüm şairi olarak bilinir. Bu yine önemli bir şeydir arkadaşlar. Ölüm şairi olarak bilinmesi. Yaşama sevinci ve ölüm işlediği temalardır. Yaşama sevinci ve ölüm. Aslında zıtlık değil mi? Zıtlıklar dolu. Düşündüğünüz zaman. Peki önemli şiirlerine Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel ve Sonrası önemli şiirleridir. Lütfen bunları bilelim. Evet. Bir diğer sanatçımız, şairimiz arkadaşlar Necip Fazıl Kısakürek'tir. Necip Fazıl Kısakürek gerçekten çok önemli bir adam. Neden? Çünkü hem halk şiirinden yararlanıyor, hece ölçüsünü kullanıyor, hem de şiirleri biçim bakımından gerçekten kusursuz arkadaşlar. Şiirleri gerçekten biçimsiz açıdan, şey, biçim açısından kusursuz. Türk şiirinin mistik şairi olarak görülür arkadaşlar. Şiirlerinde sürekli bir arayış içindedir ve modern insanın arayışı, huzursuzluklarını şiirinin içerisinde görürsünüz. Hep bir huzursuzluk vardır şiirlerde. Dinsel duyuşu yansıtan şiirler yazmıştır. Mistik olmasının bir sebebi de budur. Şiirlerinde madde ve ruhun tezadı, insan-evren ilişkisi, insanın iç dünyasını ve tutkularını işlediği için mistik şair diyoruz biz ona. Cumhuriyet döneminde de arkadaşlar Sultan-ı Şüara, yani şairlerin sultanı unvanını alan şairdir. Başka kimse yok arkadaşlar Cumhuriyet döneminde böyle. O yüzden önemlidir. Eserleri neler peki? Şiirleri var. Çile, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Örümcek Ağı bunlar önemli. Özellikle şu Çile 4 ciltliktir arkadaşlar önemli. Kaldırımlar şiiri yine çok önemli. Hepinizin okuduğu, bildiği bir şiirdir. Ben ve Ötesi, Örümcek Ağı önemli şiirleri. Bir tane romanı var, Aynadaki Yalan diye. Yine bu karşınıza belki gelebilir. Künye, Tohum, Sabır Taşı, Ahşap Konak, Mukaddes Emanet, Namı Diğer, Parmaksız Salih de önemli tiyatro eserlerinden arkadaşlar. Bunlar da yine tür olarak karşınıza gelebilecek eserlerdir.